Yabancıların en çok konut aldığı illerden ilk üçte yer alan Mersin'de de müteahhitler ülkeye döviz girmesi için oturum izni karşılığında belirlenen rakamın aşağı çekilmesini önerdi. Öte yandan otellerde tatil fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar hem tatil hem de yatırım amaçlı yazlık daireler almaya yöneldi. 16 Ekim 2023 tarihinde yabancılar için ikamet izni alabilmelerine imkan sağlayan alacakları taşınmazların 75 bin dolar olan alt sınırı 200 bin dolara yükseltildi. Bu artıştan en çok yabancıların yoğun talep gösterdiği iller etkilendi. Yoğun olarak Rusların tercih ettiği Mersin Erdemli'de de inşaat firmaları ve gayrimenkul danışmanları, Akdeniz'in 321 kilometrelik sahil şeridine sahip kentin her ülke vatandaşı için cazip olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıldır Mersin Erdemli ilçesinde konut yapmaktayız. Konutlarımız ağırlıklı 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Burada turizm bölgesi olduğu için ciddi oranda talep var. Özellikle geçtiğimiz yıl sonundan itibaren yabancılarda ciddi bir azalma var. Bunun nedeni ise oturum izni için gerekli olan taşınmazların 200 bin dolara çıkması oldu. Bizler de ülkemizin kazanmasını istiyoruz. Dışarıdan ülkemize girecek olan döviz çok önemli. O yüzden yatırımların dövize dönüşmesi için bu rakamın 200 bin dolardan 100 bin dolara, 100 bin dolar seviyelerine çekilmesini istiyoruz. Daha çok turistin ülkemize gelmesi demek. Bu sayede ülkemize ciddi oranda döviz girişi olacaktır.